Merhabalar Metin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Dinleyicilerimiz nasıl? Herkesin keyfi yerinde mi? Onların da yerindedir diye tahmin ediyorum. Chatten yorum yazabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Metin Bey. Çok değerli bir katılım oldu bizim için. Böyle 45 dakika güzel bir sohbet etmeye çalışacağız. Yine chatten merak ettiğiniz sorular varsa Metin Bey'e en son yöneltebilirsiniz. Hepsini de cevaplayacağını tahmin ediyorum süresi. Beğendiklerime cevap vereceğim. Yok, tabii. Dilerseniz çok kısa kendinizi tanıtarak başlarsanız, çok kişisi tanıyor ama yine bir giriş yapalım. Tabii. Zamanı iyi kullanalım. Aynen. Ya boş verin yaşlı adamın ne yaptığını falan ama ben de mühendis kökenliyim. Ama gerçek hayatı bu finansın içine girince, bu yatırımlara girince falan hayatımın en eğlenceli, en zevkli dönemini yaşadım. Girişimcilik ekosistemiyle. Ders veriyorum. Yaptığım yöneticilik işlerinin yanı sıra genelde yüksek lisanstaki arkadaşlarımıza işte interaktif pazarlama, girişimcilik, belirsizlik yönetimi gibi dersler veriyorum. Onun dışında zorlu grubunda görevlerim var. İnovasyon koordinasyonundayım. Mesdel İcra Kurulu'ndayım. İşte Mesdel Ventures'ın liderlik ediyorum. Onlar da normal işlerim. Patentlerim var. Birkaç tane. Onu da vurgulamamın sebebi ben teknik konulara da ilgiliyim. Öyle sanıyordum. Yatırımcı olunca bunları bilmek gerekiyor. Bilmeyen yapamazmış gibi. Ya bilen kaybediyormuş. O yüzden bilenle bilmeyen arasında hiçbir fark yok bu teknik detayları. Önemli olan tamamen buna güvenip riske almaya hazır olup bu işe atlamak. Süper. Çok güzel bir özet oldu. Şimdi bizi dinleyen kişilerin ağırlıklı olarak yatırımcılar mevcut. Sizin de çok güzel bir fonunuz var ve birçok farklı sektöre yatırım yapıyorsunuz. Ben onların da merakını giderecek şekilde kriterlerinizi merak ediyorum. Yani nerelere dikkat ediyorsunuz, nasıl yatırım yapıyorsunuz? O süreci biraz özetleyebilir misiniz? Tabii. Yani bu çok sorulan bir soru ama ben ilk şunu söyleyeyim. Bu işin böyle gizli bir formülü olsaydı inanın gizli kalmazdı. Herkes bunu uygulardı. O yüzden ben yatırımcı olsam olabildiğince fazla insanı dinleyip onların hepsinden öğrendiklerimden kendi versiyonumu çıkarmaya çalışırdım. Ben nelere dikkat ediyorum? Biz ekip olarak bile öyleyiz. Aramızda genç arkadaşlarımız var. Ciddi katkı yapıyorlar. Hem girişimlerin bulunmasına hem değerlendirilmesine. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ben neye önem veriyorum? Bence herkes de öyle yapmalı. Yani bir alanda, bir konuda sizi cidden çok etkilemeli. Değer önerisi diyorum ben ona. Yani öyle bir şey sunmalı ki o sunduğu şey gerçekten çok etkilendim demeliyim. Çünkü normalde bir yatırım akışına bakarsanız çok büyük bir girişimci havuzundan seçimler yapılıyor. Yüzlerce, yerine göre binlerce girişim içinden seçiyorsunuz. Yani bir şeyi sizi cidden etkilemeli ki o bin tanenin içinde öne çıkmalı. Ha, bu ne olmalı? Etkileyen konuyu söyle o zaman bize, ona göre yapalım diyeceksiniz. Valla dediğim gibi tek bir formül olmadığı gibi girişimin tipine göre aslında öne çıkardığımız konu da değişiyor. Mesela çok böyle online bir girişimse, örneğin online ürün satıyorsa, oyun yapıyorsa, oyun üretiyorsa, onların mesela daha fazla sayısal ölçümlerine odaklanabiliyoruz. Kaç kişi kullanıyor, ne kadar kullanıyor, kaçı kalıyor, retention'ine böyle birçok bu sayılara emini bütün yatırımcılar öğrenmiştir artık. Online bir girişimdeki ölçüm kriterleri. Çünkü genellikle oyun falan gibi konularda bana ne soruyorsunuz? Ben kendi oğluma kızıyorum oyun oynuyor diye. Yani gidip bir de yatırım yaptığımı düşünün. Tabii esas onlara yatırım yapmak istiyorum. Bu ayrı bir konu. Böyle çok arkadaşım var. Kendi çocukları oynuyor diye dövüyorlardı. Şimdi baktılar 20-30 milyon dolara şirketlerini sattılar. Hiç adı sanı duyulmamış insanlar. Şimdi herkes oyun işine girmeye çalışıyor. Yani bunun gibi ölçüm kriterlerini biliyordur. Biz daha çok üretim gibi konularda, yurt dışına açılma konusunda, pazarlamada biraz daha uzmanlığımız var. Öyle bir girişim gelirse mesela o konudaki yetkinliklerini arıyorum. İşte akademik bir girişim gelirse onun dünyadaki akademik dünya içindeki rekabetine bakıyorum. Buluşun kalitesine bakıyorum. Bazen hiçbir buluş olmasına gerekmiyor. İş modeli çok sağlam bir iş modeli getirmesi gerekiyor. Bazen öyle bir iş modeli geliyor ki ya bunu herkes düşünür.
O zaman da ekibe bakıyorum. Yani herkesin yapabileceği bir işten bahsediyorsak o zaman bunu süper bir ekip yapıyor olmalı. O zaman ekibin kalitesi öne çıkıyor. Yani girişimin tipine göre aslında baktığımız ana özellikler değişiyor. Ama bir tane söyle derseniz, ya beni gerçekten etkileyecek bir şey, bir yanı olmalı. Bir yönü diğerlerinden çok daha iyi olmalı. Diğer hepsi ortalamanın üzerinde olsun ama bir tane sizi gerçekten etkilesin. Bu işin de dediğim gibi böyle bir gizli formülü de olmadığı için bu işte his dediğimiz, altıncı his diyeyim ben buna. Ama bunu yapay zeka sevenler eminim biliyordu. Altıncı hisin varlığı yokluğu kişiden kişiye değişiyordu. Bence altıncı his yıllar içinde edindiğin deneyimin sende bıraktığı tortu. Onu duyduğun zaman işte bu diyebiliyor musun? Yatırım yapmayanlar bu konuda kendini kötü hissetmesin. Yatırım yapmıyor olabilirsiniz ama yıllardır nefes alıyorsunuz. Bir toplumun içinde yaşıyorsunuz. Ürünler alıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Birçok işin içindesiniz. Gözünüzün önünde şirketler büyüdük sürede. Bunu herkes yapabilir. Herkesin bu konuda bir gözü var. Herkes tanıyabilir. Sadece bizim gibi veya okunabilecek kaynaklardan okuyarak bunu bir tık yükseltebilirsiniz. Yoksa bu herkesin içinde var aslında bu seçim kriteri. Dolayısıyla yani tek bir şey yok. Birçok var. Duruma göre de değişiyor. Bu söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti. Her birinde en azından bir tane böyle fark yaratan ve sizin dikkatinizi çekecek özellikten bahsettiniz. Evet. Bu özelliği şimdi ben kendimizden ya da diğer yatırımcılardan da örnek vermek istiyorum. Çok fazla girişimle üst üste görüşme durumumuz olabiliyor. Bir günde bazen 10 tane sunum, 15 tane sunum dinleyebiliyoruz. Şimdi belki yarın öbür gün fon bulucu platformunda aynı anda 20 tane girişim yatırım turunda olacak. Yatırımcı gözüyle bu zaman yönetimi nasıl olmalı? Yani bir girişime zaman ayırırken ya da incelerken o zaman nasıl yönetmeliyiz? Çünkü herkese aynı zamanı verdiğimizde bu sefer diğer bir şeye zaman kalmıyor. Tabii. Ben orayı da çok merak ediyorum. Tabii yani ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi benim sosyal arzularım, kaygılarım var. Yani olabildiğince insana destek olabilmek falan. Eskiden girişimciye şöyle de derdim. Yani aslında o iş olmayacak ama ya üzmeyelim insanları. Onlara da bir ya biraz da gaz vermekte yarar var. Yani bunu devam ettirsinler. Çok yanlışmış. Yani insanlara bir şey olacaksa olacak, bizce olmayacaksa da olmayacak demek lazım. Zamanı onlara daha çok zaman ayırarak onları iyilik yaptığınızı düşünmeyin. İnsanlara yanlış izlenimler vermemek lazım. Yani neyse pat diye söylemek lazım. Zaten iyi bir girişimci bütün negatif kritikleri kaldırabilecek güçtedir. Ve bunlardan beslenir de. Bunlarla kendini geliştirir. Pat pat söyleyin. Çok da zaman harcamayın. Ama zaman verin. Mutlaka zaman verin. Herkes bir şansı hak ediyor. Ama onu uzatmamak lazım. Pat diye geçmek lazım. Çünkü iyi bir yatırım ekosistemi şöyle çalışır. Belirli sayıda yatırımcı var ki umarım binlerce olacak bu sizlerle beraber. Ama on binlerce de girişim var. Bunların hepsini tek tek bakarak, bu her taşın altına bakarak yapılacak bir iş değil. Zamanı olabildiğince havuza daha fazla elini sokup olabildiğince çok şeye bakmak lazım. Bence ana formül bu. O nedenle zamanı iyi kullanıp daha çok görmeye çalışın. Herkes kendince uzmanlaşmaya doğru gidebilir. Belirli alanlara yönelin. Belirli alanlarda daha doğru bir tarama yapabilirsiniz. Mesela bir şeyi beğeniyorsanız hemen onun rakiplerine gidin. Hemen onun rakiplerini araştırın ki karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmış olun. Böyle buna baktığınızda zaten hiç zaman yokmuş gibi çıkıyor. Biz kaç kişiyiz ekip olarak? Ve hala sürekli girişimlere bakıyoruz ve bakamadığımız her zaman baktığımızdan onlarca kat daha fazla. Hep bir şey kaçırıyoruz kaygısı oluyor. Çok da normal. Bir de şeyi merak ediyorum yine araştırma ve kriter konusuyla ilgili. Bilgilerin doğruluğu konusu. Şimdi hani bizim formlarımızda biz epey vakit harcıyoruz girişimciyle. Daha doğru olsun işte projeksiyonu olabilir, verdiği bilgiler olabilir. Ama yatırımcılar bazen şüpheye düşebiliyor, emin olamayabiliyor. Girişimin verdiği bilgileri böyle koşulsuz şartsız kabul etmek mi lazım güvenlik konusunda? Ya da o araştırmayı titizliği nasıl yapıyorsunuz yatırımcı tabii gözüyle? Ya şöyle düşünelim, girişimi tek bir yatırımı tek bir toplantıda yapılan
bir karar diye, alınan bir karar diye düşünmeyelim. Bunu bir süreç gibi düşünelim. O yüzden hep bu Huni örneğini veriyorlar, bir eleme sistemi olduğunu. İlk gün sorulacak sorular belli. Çok basit. İlk his, ilk izlenim. Diyelim ki onu geçti. İkinci gün daha fazla detaya giriliyor. Üçüncü toplantıdan sonra artık kendinizin de araştırması lazım. Her zaman girişimci yanıltıyor gibi de onlara olumsuz bir bakış açısı getirmeyelim. Öyle hissediyor o. O öyle düşünüyor. O öyle olacağını varsayıyor. Mesela ben bayılırım pazar analizlerine. Hepsinin pazarı maşallah 10 milyar dolar. Bunun altında pazar yok. Yani ne satıyorsun diyoruz. Araba kokusu satıyorum ama toplamdaki araba pazarının büyüklüğünü söylüyor bize. Onun içinde sen küçücük bir parçasın. Genellikle pazar büyüklüğünü yanlış ölçüyor. Çünkü gönlü de öyle olsun istiyor ya. Aynen. Bir miktar. O yüzden herkes kendi araştırmasını bu konuda yapmalı. Örneğin rekabet slaytları olur her zaman. Bir tane grid koyulur böyle. Bir koordinat sistemi. Bütün girişimler hepsi de sağ üst köşededir. Mükemmeldir yani. Ve korkmuştur. Böyle rakipler yok gibi. Onlar minnacıktır. Tabii hayat böyle olmuyor. Demek ki iyi rakip analizi yapmak lazım. Diyorum ya, yani bir şeyi beğeniyorsanız, bir girişim beğeniyorsanız hemen rakiplerini bulun. Yerli, yabancı, kim? O çok iyi bir bilgi verir. Bu değerleme için de çok önemli. Bir şirketin değerini ölçebilecek bir baba yiğit, ana yiğit yok içimizde. Aynen öyle. Hepimiz dahil olmak üzere. Ona bir fiyat biçebilecek varsa gelsin bakalım tutturabiliyorsan. Demek ki biz çoğunlukla benzetme yöntemini kullanıyoruz. O girişim bunu yaptı, bu fiyatı aldı, buralara geldi. Bu o zaman böyle olur gibi. Bunu çok kullanıyoruz. Zaten doğru değeri bulmak için bile rakip analizini, benzer analizini iyi yapmanız lazım. Duya duya zaten göre göre insanın beyni yapay zeka gibi epey eğitiliyor. Zaten duyduğunuzda hemen anlayacaksınız. Bunu şundan söylüyorum. Hani dedim ya pazarı, pazar rakamlarını siz de doğrulayın. Zaten 3-4 girişimden sonra o alandaki pazar sayılarına hakim oluyorsunuz. O alandaki KPI'leri öğreniyorsunuz. Ondan sonraki girişimler geldiğinde siz bazı durumlarda girişimden daha iyi biliyor aynen. bile olabilirsiniz. Biz bunu tabii bir ekiple yapıyoruz. Daha avantajlı gibi duruyoruz. Ama ben şuna inanmıyorum girişimde. Kalabalık ekibi olan veya deneyimli olan daha doğru karar veriyor ya inanmıyorum. Bu tamamen biraz bu işte şans faktörü tabii var. Doğru girişimle doğru zaman karşılaşmak gibi. Artı o kadar büyük bir belirsizlik içinde hareket ediyoruz ki. Yani hepimizin bu belirsizliğe etkisi o kadar düşük ki. Biz 4 kişi, siz 1 kişi bile olsanız aramızdaki fark o kadar büyük değil. Dolayısıyla kimse yılmadan, yıkılmadan ufak tefek hataları da kabul ederek bu işte devam etsin. Çok güzel. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi ben yavaş yavaş portföy tarafına da geçmek istiyorum. Evet. Böyle yatırımcılarımızın merak ettiği soruları sizin bakış açınızda değerlendirmeye çalışıyorum. Yatırımcılarımız bize işte ben 8 girişime yatırım yaptım. İşte 200 lira, 500 lira, 1000 lira portföy oluşturdum diyor. Siz yatırımcı gözüyle portföyünüzü nasıl yönetiyorsunuz? Onlarla hangi noktalarda destek oluyorsunuz? Ya da nasıl bir yatırımcı profili sergiliyorsunuz? Tabii. Şimdi portföy deyince yani ben herkese portföy teorisiyle ilgili okuma yapmalarını, artık okuma da kalmadı. Ben şahsen her şeyi bu video platformlarından izliyorum. Yani zamanımın çoğu da orada geçiyordu. Çoğunlukla girişimcileri oralarda dinliyorum. Ve bilgi paylaşanları da oralarda dinliyorum. Çok öneririm. Bunu mutlaka yapın. Bu şu anda içinde bulunduğumuz canlı yayınlar gibi bunları kaçırmayın. Hepsini izleyin. Çünkü bilgi böyle alınıyor. Ama yani özünde portföy teorisi şunu söylüyor. Birinci kural yeterli istatistiği sağlamalı. Örneğin biz diyorsak ki 10 girişimden birisi başarılı oluyor. Siz 3 girişim yapıyorsanız kumar oynuyorsunuz. Yani demek ki en az 10 tane yapılmalı ki bir tane yakalayabilmek için. Mantıken bunun adı yeterli istatistiği sağlayabilmek. İyi bir portföyün içinde yani bu alana özelleşmek bir sürü ne diyelim exception var. Onlara girmeden söylüyorum. Ortalama, çok ortalama konuşuyorum. Yani iyi bir portföyde 15 tane yatırım olmasını beklerim. Bir bireyin portföyünde de 10 tane olmasını beklerim. Bundan daha azı da olabilir. Ama biraz daha işinizi matematikten şansa kaydırdınız demektir.
Bunu nasıl dağıtmalısınız? Yani mesela konu uzmanlığı üzerine gidiyorsanız daha az sayıda bile olabilir. Örneğin ben sadece e-ticaret girişimleri veya oyun veya üretim gibi ise sayı daha da az olabilir bununla ilgili. Ama jenerik bir dağıtım yapıyorsanız portföyü buna göre dağıtmak lazım. Riski dağıtmak lazım. Burada birçok teknik var. Örneğin aynı konuda birbiriyle rekabet edenlere yatırım yapılabilir. Çok önerilmiyor. Özellikle bizim gibi kurumlar ciddi bir destek sağladığı için konflikt oluyor. Yani birine yaptığını ötekine nasıl yapacaksın? Birinden duyduğun bilgiyi etik olarak ötekine vermemek yönetmesi zor bir konu. Ama bu bir teknik. Bunun gibi birçok teknik var. Mesela bazıları alanlara dağıtın. Bütün alanlarda yatırım yapın. Bir tane oyun, bir tane ticaret, bir tane üretim, bir tane yazılım, bir tane şu. Bu da fena bir teknik değil. Hepsinde en iyiyi bulmaya çalışın. Bir diğer teknik, hiçbir şey bilmiyorsanız bilenleri takip edin. Bunun adı social proof, sosyal kanıt. Çok doğrudur. Çok kez yanıltabilir insanı ama yani bildiğiniz, güvendiğiniz insanlarla beraber hareket edin. Portföylerinizde ortak yatırımlar bulundurun güvendiğiniz insanlarla. Dolayısıyla onların karar vermesine bir miktar güveniyorsunuz. Dolayısıyla portföyde bir iki tane güvendiğiniz insanların yatırım yaptığı girişimleri de bulundurun. Bu da iyi bir portföy yaklaşımı. Birkaç tane mutlaka sizin çok inandım, çok sevdim. Bu da benim kendimin gerçekten istediği dediğiniz olsun. Birkaç tane sayı girişimi olsun. Yani sayıları çok iyi gelsin. Ya o günkü satış rakamı, ya o günkü takipçi sayısı, ya o günkü indirilme sayısı ortalamanın üzerinde gelsin. Birkaç tane matematiğin iyi işlediği girişim bulundurun. Birkaç tane çok sağlam ekibiniz olsun. Yani ne yapmaya çalışıyorum dikkat ederseniz. Bu bir teknik. Bunun gibi birçok teknik var. Her önemli alandan birkaç tane iyi yakalamaya çalışıyorum. Ekip çok iyi, alan çok iyi. Bir kere mutlaka trendlerle örtüşsün. Yani ana akım nereye gidiyorsa, örneğin elektrikli araçların arttığı bir günde benzinli motorda %10 iyileştirme yapıyorum diyen bir startup belki 20 yıl önce çok iyiydi ama bugün trendlerle örtüşmüyor. Dolayısıyla hep bir ana trendlerle uyumu da göz ardı etmeden portföy oluşturmaya çalışın. Yani bütün bunları koyduğunuzda iyilerin hepsinden bir iki tane atmış olursunuz. Bu en jenerik portföy. Neye benziyor derseniz şeye benziyor. Borsada, borsayla girişim ekosistemini benzetmekten hep kaçınırım ama burada önemli bir benzerlik var. Borsada gidip endeksi satın almaya benziyor. Bu yaptığım teknik. Yani her şeyin ortalamasını alıyorsunuz. Her iyiden biraz alıyorsunuz. Ama sektörel, borsada sektörel fonlar da var. Siz de öyle bir fon yapabilirsiniz. Veya borsada ünlü yatırımcıların takip ettiği listeler açıklanıyor. Yani bu neye benziyor? Bir bankanın model portföy oluşturmasına benziyor. O model portföyleri alabilirsiniz. Aynı teknikleri burada da uygulayabilirsiniz. Bunu sadece fon için söylerim. Benzediği tek yer, borsa ile bunun benzediği ana yer buralar. Nasıl bir fon yapabilirim? Nasıl bir doğru düzgün bir dağıtım yapabilirim? Çok teknik var. Herkesinki kendine özel. Bizimkisi tabii daha çok kurumumuzun destek olabileceği, kurumun beklentisi startuplardan uzun vadede yüksek, kısa vadede düşük. Ama startupların bizim kurumlarımızdan elde edebileceği çok fazla ücretsiz veya çok ucuz hizmet, servis, katkı var. Biz onları maksimize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 10 liralık değeri 1 liraya şirkete kazandırmış oluyoruz. Bu böyle bir verimlilik arıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz, çok uzman olduğunuz bir konu varsa mutlaka onun üzerine de gidin. Çünkü katkı yapabilirsiniz. İşte o tam melek yatırımcılık olur. İyi bildiğiniz bir konuda büyük destek oluyorsunuz. Böyle bir portföy bence jenerik bir portföy başlamak için çok iyi. İşi öğrendikçe daha özel portföylere doğru da gidebilir insanlar. Yani seçenekler de arttıkça zaten onları da daha fazla evet. Gözlemlemiş olacak. Az önce bahsettiğiniz gibi yani insan beyni de bir yapay zeka gibi çalışıyor. Her gördüğünde hani bu daha doğru olabilir, bu daha yanlış olabilir diye bir mekanizma da geliştiriyor. Bizdeki de girişim sayısı arttıkça muhtemelen yatırımcılarımız ben artık şuraya geçeyim, buraya geçeyim deyip kendilerince tercihte bulunabilecekler. Ya, bir de hani çok vakit almak istemiyorum ama ana kural yatırımcılıkta hata yapmaktan korkmayın.
Neden korkun biliyor musunuz? Çok iyi bir girişime yatırım yapamamaktan korkun. Kötü bir girişime yatırım yapmaktan korkmayın. Ya bir tane kaçırırsanız, diyelim ki bu böyle çok güzel grafikler var. Genellikle yapılan yatırımların özellikle bu aşamada yarısının devam etmemesini beklerim. Kalan yarısının ortalama gitmesini beklerim. O %25'lik dilimde oynuyorsunuz zaten. Onun için de %3'ü 5'i zaten size esas parayı kazandıracak. Onu sakın kaçırmayın. Demek ki ana kural her girişimin başarılı veya ortalama iyi olması değil, birkaç girişimin çok başarılı olması. Dolayısıyla hep sıra dışılık aramamız lazım. Hep rakiplerine önemli bir üstünlük. Takım olarak, alan olarak, iş olarak, patent olarak, buluş olarak. Ama bir konuda hep bir yüksek bir iyilik arayın. Bu benim formülüm. Ve dayandığım temelde %10, onda bir kuralı. Yani 10 taneden bir tanesi bütün portföyü ödeyecek. Üzerine de 2-3 kat gelir getirecek. İşte onu bulmaya çalışıyoruz. Yoksa 10 tane sıradan bulmaya çalışmıyoruz. O zaman borsaya yatırırdık veya gider başka yatırım araçlarına girerdik. Tam bu noktayla ilgili normalde biraz daha ileride soracaktım ama konusu geldiği için sormak istedim. Biraz da keyifli bir soru. Hiç böyle pişman olduğunuz ya şu yatırımı da kaçırdık tam bu dediğinizin üstüne oldu mu? Neler yaşadınız orada? Ya şunu yaşıyorum ben kendi adıma. Yatırım yaptıklarımızın çoğuna pişman oluyorum. Niye bunlara yatırım yaptık? Her günüm dertlerle, sorunlarla uğraşmakla geçiyor. Yatırım yapmadıklarımızın da birçoğunu duyuyorum. Onlara da pişman oluyorum. Ya bu geldi önümüze nasıl pas geçtik diye. Yani bu işin özü bu zaten. Her şeyi doğru bilmek mümkün değil. Mesela bazı büyük girişimciler veya bazı büyük fonların başarılarından bahsederiz. Onlar sizi yanıltmasın. Her şeyi çok iyi bildikleri için değil. Onlar çok büyük markalar oldukları için onun içine giren bir çekim oluşturuyor ve başka yatırımcılar da ona geliyor. Ama 15 yıl sonrasına bakmak lazım bunların tabii ki. Onlar sizi yanıltmasın. Sanki böyle her yani yaptığı girişimlerin yarısı çok başarılı gözüktü gibi. Biz uzun vadeli bir oyun oynuyoruz. O yüzden kaçırmamaya, iyi kaçırmamaya çalışın. Kötünün içinde olmaktan yerinmeyin. Ama iyiyi kaçırmamaya çalışın. Warren Buffett'ın çok güzel bir lafı var. Kendimce. Diyor ki soru soran. Yani çok basit bir yatırım formülünüz var. Neden bunu başka insanlar yapamıyor veya yapmıyor? O da diyor ki kimse uzun sürede zengin olmayı beklemek istemiyor. Ben bekledim diyor. Yani bu yatırımların da uzun süreli olduğunu unutmayın. Önümüz yıl zengin olmayı beklemeyin. Bunlar uzun vadeli yatırımlar. Dolayısıyla içinde birçok sorunlarla yaşanacak, pişmanlıklar olacak, hayal kırıklıkları olacak. Ana konu çok iyi bir şey kaçırmamaya odaklanın. Bizim çok var. Yani sağlı sol. Nereden başlasam? Hangisini kaçırdığımızdan? Benim mesela kendimin herkesin karşı çıkıp benim yatırım yapalım dediklerim var. En berbat onlardan batanlar var. Kendi şirketlerinde pat diye böyle ilk gün şak diye gidenler var. Kaçırdıklarımızın içinde de ya sayılar uygun değil, daha çok erken falan deyip bizim olgun olmadığımız döneme denk gelip kaçırdıklarımız var. Şimdi daha çok yani yeterli bir de bu fon bulucu gibi ortamlarda, kitle fonlamada rakam da düşük olabiliyor. Yani olabildiğince çok işin içinde olmaya çalışın. İnsan yatırım yaptıkça da öğreniyor. Yatırım yaptıkça onunla etkileşim içinde oluyor. Herkes yatırımcısına bir merhaba demeyi sever. Girişimciler de bunu öğrendi. Dolayısıyla kaçınmayın. Yani olabildiğince çok yatırım bu işin aslında kuralı. Parayı iyi dağıtmak bu işin kuralı. Burada biz bir de yatırımcılara işte böyle etkinliklerle Twitter'da yine başka mecralarda da buluşma ve sohbet etme fırsatı sunuyoruz. Normalde işte bir borsada büyük bir firmaya yatırım yapsalar gidip işte Tüpraş'ın yöneticisini bulup da soru soramazlar. Ama burada girişimciyle birebir sohbet edebiliyor. Twitter mentionlarına katılabiliyor. Öyle de bravo. Bir... Zaten onu dedim ya hani bir borsa yatırımıyla benzediği yanı fon oluşturma şekilleri, teknikleri, benzer yanları var. Ama bir şirkete yatırım yapmakla bir girişime yatırım atmak arasında çok büyük bir fark var. Bir kere kişisel olarak katılmak, etkileyebilmek,
onun bir parçası olabilmek yatırım kadar zevkli, önemli, insanı geliştiren bir şey. Ben yaşlandım. Daha önceki yıllarda birçok konuyu bildiğimi düşünürdüm. Şimdi gencecik girişimciler bana öğretiyorlar. Ben sürekli öğrendiğim için bu işi yapmaktan çok mutluyum. Dolayısıyla onlarla etkileşim beni gerçekten dinç tutan, beni kendi hayatımda da, iş hayatımda da canlı tutan şey bu. Sırf bunun için bile yatırım yapılır. Sırf bu hareketlilik için bile yapılır. Bu etkileşim için bile yapılır. Çok teşekkürler. Şeyi de merak ediyorum sizin fikrinizi. Şu an bizim üzerine çalıştığımız konu, işte bugün borçlanma tarafı da geldi. Diğer platformlar da katılacak aramıza ve böyle birlikte piyasayı büyütmeye çalışacağız. Bu paya dayalı fonlama ekosistemli ve yatırımcı girişimci ilişkisini nasıl etkileyecek sizce? Ses kesildi galiba. Beni duyabiliyor musunuz? Şu an geliyor mu? Şimdi geldi. İnternet gitti geldi. Sorumu tekrarlayayım isterseniz. Yo duydum. Duydunuz, tamam. Bulucu yeni yapın. Ya şöyle küçük bir hikayemi anlatarak başlayayım. Çok eski zamanlar ben de yeni mezun sayılırım ve girişimci olmak istiyorum. Daha girişimcilik diye bir şey yok. Bir şirket de kurmadım. Gizli gizli iş yapıyorum. Yazılım kökenliyim ben, mühendislik. Yazılım yapıp satıyorum. Girişim kurma fikrim var ve o dönem girişimci olanı dövüyorlar. Şirketlerin içinde eğer böyle işlerle uğraşıyorsan seni işten atıyorlar. Ben bunları yaptım. Zarfların içinde bana paralar geliyor falan. Tabii bu süreçte yasa dışı biledir belki. Gönderiyorlar. İşte onlar bir şekilde hallediyorlar. Bir gün biri geldi bana dedi ki, yöneticilerden biri, ya bizim şirkette birisi dışarıya yazılım yazıyormuş. Senin çevren geniş, sen git onu bul. Ben de kendimim ama sonra gittim deyince aradık bulamadık. Arkadaş herhalde bıraktı bu işi diyor. Korkudan bıraktık tabii her şeyi. O dönem öyleydi. Çok güzel. Ya şimdi inanılmaz bir şey ya. Biz kurum içi girişimcilik programı diyoruz. Çalışanımızı, hatta en iyi, atak, zeki olan çalışanlarımıza şirket kurdurup biz dışarıya gönderiyoruz. Yatırımcılık desen, ya biz ne yatırımcılığı? O dönemde böyle bir şey yok. Şimdi inanılmaz imkanlar var insanların önünde. Hem girişimcilerin hem yatırımcıların. Peki kitle paya dayalı fonlama, kitlesel fonlama, borca dayalı, paya dayalı, ürünlere yönelik. Bunların hepsi inanılmaz fırsatlar. Bunu değerlendirmemek büyük bir eksiklik olurdu. Kendimce şöyle söyleyeyim. Bu benim hayat görüşüm. Yurt dışında da uzun süreler bulundum yurt dışında da. O insanların da nasıl para kazandıklarını, nasıl sıradan insanların faizin çok çok üzerinde, Amerika'da faizler çok düşük, %1-2, onun %10-15 ortalamayla yatırım yaptıklarını gördüm. Ben varlıklı, başarılıyla olmayanı şöyle ayırıyorum. Finansal bilgisi olan olmayan ve finansal sisteme erişimi olan olmayan diye ikiye ayırıyorum. Bu girişimcilik ekosistemi o kadar verimli, aslında o kadar büyük gelirlerin elde edilebileceği bir yer ki, bugüne kadar parantez içinde nitelikli sayılan girişim yatırımcının dışında hiç kimsenin erişimine açık değildi. Bu çok büyük bir fırsat. Bunda mutlaka yararlanılması lazım. Bu bize neyi sağladı? Ben sporla da çok uğraştım. Çocuklarım da spor yaptı. Takımlar yönettim. Federasyondaydım. Biz hep havuzu büyük tutmak isteriz. Oyuncu yetiştirdiğimiz çocukları çok geniş bir havuzdan seçmek isteriz. Değil mi? Yatırımcı 3-4 taneydi. Şu anda girişimciler şanslı. Çok fazla yatırımcı oldu. Bu arada yatırımcılar da şanslı. Bu yumurta tavuk hikayesi. Yatırımcı olunca girişimci sayısı da artıyor. Bakın ekosistem nasıl hızlı büyüyor. Bugün bunları konuşuyoruz. 7 yıl önce parmakla sayılacak sayıda yatırımcı vardı. 3-5 tane doğru düzgün girişim vardı. O günlerden bugünlere inanılmaz bir fırsat. Ve bizim girişim ekosistemimizi dünyadaki 10 tane ana merkezle kıyaslayacak olsak bizim şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Regülasyon olarak, sistem olarak hepsi var. Yeterince olgun değil. Bunlar zaman içinde olgunlaşacak. Yatırımcılarımız bilgilenecek.
deneyimlenecek bu konuda. Ama hepsi var. Şu anda Amerika'ya da gitseniz elinizde bu imkanlar var. Hatta kitlesel fonlama orada çok geç çıktı. Hatta az önce sohbet ederken gündeme gelmişti. Biz 8. ülkeyiz. Ben evet. O kadar önde olduğumuzu bile düşünmüyordum. Yani bu fırsatı, bunun bir fırsat olduğunu bir kere farkına varmak lazım. Bu önemli bir fırsat. İyi kullanmak lazım. Olabildiğince de insan yaparak öğreniyor. Onu da unutmayın. Kimsenin de kimseden çok da büyük bir bilgi fazlası yok. Zaten o kadar büyük bir belirsizlik ki bildiğiniz miktar bilmediğiniz içinde o kadar küçük kalıyor ki. Dolayısıyla neredeyse hepimiz eşitiz. Bizim bildiğimiz de sizden çok da fazla değil. Benim sana tamam. Git yine bir gitti geldi. Evet. Yani dediğiniz gibi bazen işte yatırımcı sohbetlerinde de çok duyuyorum ben. İşte belirsizliği nasıl tespit ediyorsunuz ya da bu girişime nasıl karar verdiniz diye. Ya biz verdiğimiz kararlarda dediğiniz gibi bildiğimiz bilgi %99.9'unda bilmediğimizden çok daha fazla oluyor. Bu evet. yüzden de hep bir belirsizliğe yatırım yapıyoruz. Evet. Genellikle belirsizlik çok daha büyük. O nedenle işte birinci yapılabilecek şey olabildiğince kendiniz de araştırın. Belirsizliği azaltmaya çalışın. Bizim bir listemiz var. O belki yardımcı olabilir yatırımcılara. Riskler listesi. Nelerden risk? Hangi adımlar risktir? Örneğin bunu üretebilir mi? Bir risk. Bu söylediği patenti alabilir mi? Bu teknik aşamayı geçebilir mi? Pazar onun dediği gibi tepki verir mi vermez mi? Bu bir risk. Rekabet ondan daha hızlı büyür mü? Bu bir risk. Bütün riskleri yazın. Bu bize belirsizlik listesini veriyor. Biz bu belirsizliklere karşı mücadele ediyoruz. Bu arada takım riski. Bu takım beraber devam eder mi? Aralarında kavga eder mi? Bu arkadaş söylediğini yapabilir mi? Bunların uyumu olur mu? Bunlar diyorlar ki parayı verin insan alacağız işe. Alabilir mi? Almak o kadar kolay değil. Birçok risk var. Bu riskleri yazın kağıda. Hangilerinde geçtiğini de yazın. Ne kadar çok elimine edebiliyorsanız o kadar belirsizliği azaltıyorsunuz. Tabii belirsizlik azaldıkça rakam büyür. Şirketin değeri büyür. Zaten şirkete değer veren şeylerden biri ne kadar bilmediğimiz şeyi sonucunu gördük bu şirkette ne kadar hala bilinmedik şeylerle uğraşıyoruz. Mesela ben size bir sözleşmeyle garanti etsem bu şirket 10 kat büyüyecek. Büyümezse ben ödeyeceğim parasını. Herhalde hiç soru işareti olmazdı değil mi kafada? Herkes buna bir para koyardı. Değerini de pat diye çıkarırdı. Demek ki belirsizlik içinde hareket etmeyi öğrenmek ilk geliştirmeniz gereken yetenek bu. Ve riskleri yazmak, bu risklere göre hareket edebilmek ve kimsenin görmediği riskleri önceden görebilmek. Örneğin bence bu takıma kendi aralarında anlaşamazlar. Bak bunu erken gören şanslı. Veya en önemli şeyi söyleyeyim. Bir yatırımcıyı diğerinden ayıran borsa gibi düşünün. Herkes aynı bilgilerle, SPK'ya bildirilen bilgilerle hareket ediyor. Ama bazen bir kişi diyor ki benim kimsenin bilmediği bir konuda bilgim var. Örneğin ben rakipleri analiz ettim, kimse etmedi. Ben sayılara çalıştım, kimse yapmadı. Veya ben ekibi tanıyorum, onların yöneticisi benim amcamın oğlu. Onun da şöyle bir sorunu var. Bir bilgi, buna edge diyor yabancı, bir kritik bir bilgi. Kimse bilmiyor, ben biliyorum. İşte o kesinlikle senin yatırım yapman veya yatırımdan kaçınman için diğerlerine bir üstünlüğü. Dolayısıyla her girişimde bunu bulmaya çalışın. Başkalarının bilmediği senin bildiğin veya senin yatkın olduğun ne var? O yüzden genellikle yatırımcı iyi bildiği konularda yatırım yapmaya çalışır. Çünkü olabildiğince riskleri elimine eder. Mesela neden internetten çok para kazanmış girişimciler kendileri de yatırımcı oluyor? Çünkü çok fazla riski biz anlamazken onlar anlıyor. Onlar internetin nasıl tepki vereceğini biliyor veya son dönemde sosyal medya kökenli girişimler, oradaki pazarlama araçlarını iyi kullananlar veya oyuncular neden biliyorlar? Bizler bilmiyoruz ama onlar bundan geçtiler. Demek ki bize göre bazı risklerin elimine edildiğini söylüyor. O yüzden zaten demiştim ya portföyde bazen bu uzman, bu biliyor dediğiniz insanların yatırımlarında da yer almaya çalışın. Esas bazı konularda bilginiz varsa, bilginiz veya deneyiminiz onu da mutlaka yatırıma yansıtın.
Bu söylediklerinize ben bir ek yapmak istiyorum. Şimdi çok ciddi sayıda bir başvuru alıyoruz. Çok fazla girişimle görüşüyoruz. Formlar doldurulurken girişimin en çekinerek yazdığı alan genelde bizdeki riskler kısmı oluyor. İşte mesela ben sohbet ederken sorduğumda söylüyor aslında. Ama işte ben o riski yazarsam yatırımcı ne der? Ben o riski yazarsam işte yaparlar mı diye soru işaretleri oluyor. Biz de onları yazmazlarsa çıkartmayacağını söylüyoruz. Sonra yazdırıyoruz. Tabii. Bu bakış açısı sizce hani girişimci tarafında nasıl olmalı? Yani her şeyi şeffaf bir şekilde vermeli mi? Yoksa böyle kaçak dövüşmek doğru mu onlar için? Kesinlikle kaçak dövüşülmemesi gerekir. Neden? Özellikle bu seviyede giren girişimcilerden, yatırımcılardan girişim katkı bekler. Dolayısıyla tamamen bilgisiz ve hiçbir katkısı olmayacak birini kandırabilirsin. Bu sayılarla. İyi de öyle birini yatırımcın olarak ister misin onu da tartışmak lazım. Bir diğer bakış açısı. Şimdi diğer taraftan bakalım. Yatırımcıyım. Sizler de öylesiniz. Ve bakınca görüyorsunuz. Yani burada riskler var. Ve bu arkadaş bunları belirtmemiş. Ne olur? Ben takım puanını düşük veririm kafamda. Bu insanların manipülatif olduğunu, yarın ben yatırım yaptıktan sonra benimle paylaşacağı bilgilerin doğru olup olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla girişimci olabildiğince önemli olan konuları paylaşmalı. Neyi paylaşmamalı? Makyajı paylaşmamalı. Örneğin küçücük bir risk var veya küçücük bir şey var. İşin akışına çok büyük bir etkisi yok. Ama onu bir başkası çok büyük bir problem olarak görebilir. Yani bunları şeye benzetiyorum ben. Makyaj yapan bir insanın veya iyi kıyafet giyen bir insanın. Yani boyun kısaysa işte çizgili giyme veya şunun gibi. Çok da ne anlarım ya bu konuları. Bana bir bakın Allah aşkına. Ben ne anlarım buradan. Hele güzellik konusunda söz söyleyecek son insanımdır ama. Hani işin makyaj kısmındakileri ben çok önemsemezdim. İşin köküne, ana damarına inen her şeyi söylemeli, sorularla bulunmasına yardımcı olmalı. Çünkü uzun süreli bir ilişki içine giriyorsunuz. Birilerini kandırarak buna çekmenin hiçbir amacı olamaz. Hatta bunu ben görüp sezdiğim zaman burada bana yanlış bilgi veriyorsa ben onu direkt elerim. Böyle bir insanla çalışılmaz derim. Çünkü 10 yıl belki beraber olacağız. Belki 5 yıl beraber olacağız. Dolayısıyla bütün bunları duyunca ben doğru bilgiyi, girişimcinin doğru algıladığını, hatta dedim ya bazen kendileri iyi niyetle hata yapıyorlar. Ne kadar doğru algılayıp bana doğru ilettiyse ben takım puanına o kadar yüksek veririm kafamda. Süper. Çok güzel bir cevap oldu. Şimdi 2-3 tane soru var. Ben onları sorayım size. Sonra bir 8 dakikamız var. Başka soru gelirse onları da aktarırız. Tabii. Sürekli girişimci eğitim alıyor fakat içinde bulunduğumuz durumda yatırımcılarla oluşan kuşak farkından dolayı yatırımcılar risk almayı istemiyor. Ülkemizde Apple çıkmıyorsa sorun biraz da Mike Markula gibi yatırımcılar olmaması değil midir? Şimdi önce sondan başlayalım. Yani yatırımcı girişimci olayından başlayalım. Elbette neden kitlesel fonlama gerekli? Ne dedim ben size? Ben hani Amerika'da uzun süre kaldığım için o örneği veriyorum. Yani bireysel yaşadığım için o örneği veriyorum. Hayranlık diye düşünmeyin bunu. Benim çocuklar işte bu sokeyi oynuyordu. Orada gerçekten oranın köyü denecek bir yerdeyiz. Ve oradaki insanların çoğu tarımla uğraşıyorlar. Ve bu tarımla uğraşan insanların neredeyse hepsinin teknoloji yatırımları var. Kazandıkları paraları buraya aktarmışlar. Bu bir düşünce yapısı. Bu bir rekabet ortamı. Şimdi bir tane yatırımcı 1000 tane girişim olunca tabii doğal bir paylaşım olmuyor. Yani orantısız bir güç dağılımı oluyor. Yatırımcıya da haksızlık, ne yapsın? Hepsine mi yatırım yapsın? Ama ne olmaya başladı? İşte sizlerle beraber yatırımcı sayısı arttıkça ayrıca şu anda biz yatırımcı tiplerinden çok konuşmadık. Zamanımız yok çünkü onu başka bir gün yaparız. Corporate yatırımcılar var. Bunların sayısı son dönemde beşer beşer artıyor. VC'lerimiz şu anda fon kuranların, Türk fonu kuranların sayısı onar onar artıyor şu anda başvurularda. Yani çok daha doğru düzenli bir ortam geliyor. O yorum doğru. Yatırımcılar yapmadılar bunlara yatırım. Yani o şekli doğru değil ama yatırımcı sayısının azlığı, bu konuya akan paranın azlığı bir sorundu.
Şimdi bu çözülüyor. Bu arada çok büyük bir miktar parayı birkaç kişinin yönetmesindense, ben çok mu demokrasi odaklı bir insanım bilemedim ama sizler gibi paranın daha küçük boyutlara parçalanıp çok kişinin yatırım yapmasını sağlıklı buluyorum. Çünkü 3 kişinin bütün dünyayı bilmesindense binlerce kişinin kolektif bir şekilde değerlendirme yapması daha doğru olur. Bu. İkincisi risk alma algısı. Risk alma algısı şöyle artıyor. Yine bu konudaki olgun pazarlar ki İsrail ve Amerika örnek gösterir iki tane ama aslında Finlandiya da çok iyidir falan. Buradaki webinarlara katılıp oradaki startupları falan tarayın diye bu isimleri getiriyorum. Londra, Berlin, Finlandiya çok iyi işler çıkıyor oralardan da. Riskle ilgili de şöyle bir durum var. Niye daha fazla para veriyor Amerika'daki yatırımcı? Ya bir girişimcinin, iyi bir girişimcinin bir yatırım turuna talep ettiği paranın 10 katı teklif ediliyor. Şimdi o kadar çok yatırımcı var ki. Yani girişimci yatırımcıları seçer durumda. Doğal olarak yatırımcı da risk almak zorunda. Yoksa öyle beleş bir yatırım yok. Aman kimse yok da en iyiydi, bana kaldı. Şimdi bizde de öyle olacak, göreceksiniz. Ve oyun eşitlenecek. Buna ev piyasası için derler. Alıcı pazarı mı var, satıcı pazarı mı var? En güzeli ne olur? Dengeli bir pazar olması olması. İşte sizlerin katılımıyla, paranın artmasıyla, karlılıkların artmasıyla çok daha fazla para bu sektöre girecek. Bu sizler için iyi kısmını söyleyeyim. Exit etme şansınız çok daha artıyor bir 10 yıl öncesine göre. Girdiğiniz yatırımlara başkaları da yatırım yapacak. Şansları artacak. Artı exit etme şansınız artacak. Biz çok daha dengeli, olgun bir pazara doğru gidiyoruz. Siz de çok doğru zamanda bu işin içine giriyorsunuz. Sizden 10 yıl, 15 yıl sonra bu işe girenler için o kadar çok fırsat olmayacak. Veya fırsatlar için rekabet çok daha yüksek olacak. Şu anda biraz daha yatırımcının elinin güçlü olduğu bir durumda bu işe giriyor, bu işe girenler. Ama girişimciler için söylüyorum, sizin için de güzel haber var. Sayı her gün artıyor, para da her gün artıyor. Aynen öyle. Hatta geçen gün işte yatırım hiç olmadığı kadar da kolay erişilebiliyor gibi bir yazı okumuştum. Yatı sayılar arttıkça bu kalite ve daha hızlı paraya erişme de inşallah artmış olacak. Evet, kesinlikle. Size özel bir soru var. Son dönemde hangi alanlardaki girişimler dikkatinizi çekiyor? Radarınızda nasıl girişimler var? Aslında bu soruyu herkese sormanız lazım. Yoksa yanlış yönlendirme olabilir. Yani birçok yatırım var ama birçok alan var ama hani söyle dediniz diye birkaçını söyleyeyim ama bu konuları iyi bilmek lazım. Benim takıntılı olduğum konulardan birisi sürdürülebilirlik, çevre, sürdürülebilirlik ve bunların uzun vadeli etkileri. Ben bu alanın ciddi yükselişte olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da, sürdürülebilirlik konusunda da birçok alan var. Mesela bir tanesi ileri malzemeler. Aslında dünyaya zarar vermeyen ileri malzemeler. Bir tanesi dönüşüm startupları. Var olan atık ürünlerini alıp dönüştürülmesi startupları. Mesela tekstilde bu konu çok gündeme geliyor. Çok büyük bir dünyaya etkisi var tekstilde yapılan çalışmaların. Ama her şirket de bunun farkında ve bunu değiştirmek istiyor. Dolayısıyla çok güzel dönüşüm startupları var. Çok iyi, çok çok iyi ileri malzeme startupları var. Mesela şu kelimeyi duymuşsunuzdur belki. CRISPR isimli bir teknik var. Bu canlı varlıkların DNA'sını değiştirebilen ve bu DNA ile sentezler yapabilen, yani canlılardan alınan DNA örnekleriyle ileri malzeme yapabilenler var. Bunlar çok iyi ve Türkiye'de de var bu arada. Ben mesela zamanında yine farklı konular olsun diye yapay et işini, yani laboratuvarda üretilen et işini çok sevmiştim ki geçti onun zamanı. Amerika'da patlama yaptı bu şirketler. Zaten bu hayvanların kesim şartları şu bu falan da pek insancıl da değil. Ona da büyük katkısı var. Burada yapay derken tamamen daha sağlıklı, daha iyi falan demek istiyorum. Yani şu ana temayı görebildiniz mi benim bakışımda? Ben sıra dışılık arıyorum. İşte o hani dedim ya, hani sıra dışıların şansı daha yüksek oluyor ama
batma veya başarısız olma ihtimali de yüksek. Bu benim stratejim. Bu benim bakış açım. Olabildiğince sıra dışı olsun, riski de yüksek olsun, getirisi de yüksek olsun. Bakış açım böyle ve trendlerle örtüşsün. Şu anda sürdürülebilirlik özellikle Avrupa'da belki de bir numaralı trend, bir numaralı akım o. Dolayısıyla onunla ilgili şeyler çok çok iyi gidiyor. Ama sadece buna bakıp karar vermeyin, aman ne olur o öyle dedi işte adama bak kelli felliydi biz de ona güvendik girdik. Bu yatırım için hep söylenen şey size özel, sizin bildiğiniz, sevdiğiniz, içinde olmaktan zevk aldığınız işler olsun. Valla Metin Bey ağzınıza sağlık. Normalde ben hani birçok yayın bittiğinde üzüldüğüm oluyordu ama bugün daha da üzüldüm süremizin dolduğuna. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli bilgi ve deneyimlerinizi dinledik. Yorumlarda da çok güzel yorumlar vardı. Sonradan izleyecek insanlar için de çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun zamanınız için. Ben teşekkür ederim. Bu arada sizi de Türkiye'deki bir ilki yaptığınız için ve sizden sonrakilerin önünü açıp yol çizdiği için de tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizden böyle şeyler duymak çok kıymetli. Yarın öbür gün yine başka yayınlarda daha detaylı sohbet etmek için yine sizi buralara çağırabiliriz. Tabii. Çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.